üretime başladım. Düzenli olarak hayvanımı bu yemlerle besliyorum. Şu an bu yemler 9. güne, bugün 9. güne girdi. 9. güne bir yem. Bak. Bakın arkadaşlar. Evet. 9. gün üzerinde artık yem son şeklini aldı. Önemli olan şu kök kısmı, şu bakın beyaz görülen şeyler. Bunlar zaten ot. Otun ne kadar değerli olduğunu bilirsiniz. Ama kök kısmı rayına oturdu. Bu iş bu kadar basit. Herkesi mutlaka bu üretime davet ediyorum. Daha ileri giderek ve bu tür bunun bir milli eğitim seferberliği olmasını ve herkese öğretilmesini şiddetli tavsiye ediyorum. Yani bunlar okullara ders olarak verilmeli. Ve öğretmen olarak da ben hazırım. Zaten emekli öğretmenim. Öğretmen olarak da hazırım. İlkokuldan çocuklar bu seda işini, bu çim yapma işini mutlaka öğrenmeli ki kalkınalım. Bir diğer konu, süt verimi nasıl, şey nasıl? Arkadaşlar daha önceden bir kapla gidiyorsanız ahıra, bunu verdikten sonra kabınızı ikiye çıkarmak zorundasınız. Tabi bu 4 günlük. En az 4 gün, şimdi biraz daha yumuşak olduğu için. Bakın arkadaşlar. Bakın. 4 günlük boylu oldu. Ultraviyole ışınları onu temin etmeye çalışıyoruz. Burada 4-5 tane koyduğumuz zaman güneş ışınlarının direkt birebir yansıması olacak. Bu 9 günde bu hale geldiyse onda 6 günde bu hale geldi. Yani 2-3 gün daha kazanımız olacak. Bakın burada bu sabahleyin yemleri suya ve loş bir karanlıkta koydum. Bunlar olacak. Bak, sabahleyin koyduğum şeyler şimdi yavaş yavaş şişmeye başladı. Şunlar 3 günlük. Şunlar 2 günlük. Bunlar da 2 günlük. Akşam yemeği için hayvanımı bu daha sardım bu videoyu şeyimi, besinimi fark etmez. Evet. Ya diyeceksiniz şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Bak kopmak yok, bir şey yok. Halı sağ, çim sağ gibi oldu. Evet arkadaşlar bakın. Ne yaparsanız yapın. Bu artık kilim gibi. Kilim gibi arkadaşlar. 15 metrekare yerden ayda en az ayda bu raf sistemiyle yaparsanız 2 tonun üzerinde yem alırsınız.